Ben bir sanat eserinin oluşumunda payı olan bir mimar sanatçının, yani babamın haklarını, ayrıca siz karşı yakalıların anı ve duygularını korumak için buradayım. Mimar Erkan Güngören'in eseri Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı yıkılacak. Karşıyaka'yı yaşayan insanlar olarak biz anıtımızın yerinde kalması taraftarıyız. İzmir Karşıyaka'da bulunan anıtın yıkılacak olması Karşıyakalı sanatçı, mimar ve şehir plancılarını harekete geçirdi. Bu uygulama bir kent suçudur. Kazandığımız bir dava var biliyorsunuz. Atatürk'ümüzün bize emaneti olan annesinin anıt mezarının yanına aynı belediye, Karşıyaka Belediyesi bir tuvalet yapmıştı. Onu Anıtlar Kurumu'na şikayet ettik ve yıktırdık. Demek ki birleşerek her şeyi yapabiliriz. Karşıyaka'nın sembolü olan anıt, 1972 yılında Karşıyakalı çocukların harçlıklarını biriktirerek yapılmış. Önünde durduğumuz bu anıt, varlığını Karşıyaka Atatürk Anıtı Yaptırma ve İlkelerini Yaşatma Derneği ile siz Karşıyakalılarla çocuklarınızın harçlıklarından biriktirerek verdikleri bağışlara borçludur. Karşıyaka Belediyesi, eserin yıkılarak daha büyüğünün yapılacağını açıkladı. Anıtın mimarı Erkan Güngören'in kızı Ela Güngören ise bu duruma tepki gösterdi. Karşıyaka Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı sahip olduğu nitelikler itibariyle aslına uygun olarak korunmalıdır. Mimar Ela Güngören haklarını yasal yollarla savunacaklarını belirtti. Bundan sonraki süreçte haklarımızı yasal yollarla koruyacağımızı sizlerin huzurunda açıklamayı babama ve onun şahsında tüm sanatçılara, onların emeklerine saygının bir gereği olarak ifade etmek isterim.